8.06 bizim Xbox'ımızın IP'si. Bunu bir yere not ediyoruz. Buradaki type statik olması lazım. Şu satırı bir yere not alıyoruz. 192.168.06 255 bunu yazmanıza gerek yok. Bu otomatik kendi dolduruyor zaten PC'de. GTV yazan uzak yol bağlantısı 192.168.01 bilgisayarın IP'sine göre değişiklik gösterebilir. Burada bayağıları görebiliyorsunuz. Ve bu arada Xbox'ımızın arkasında chat kablo var. Bunu internetten araştırabilirsiniz. Bir ucunu Xbox'ımızın network girişine, bir ucunda modemimize bağlıyoruz. Şimdi buradaki ayarları bir yere not ettikten sonra buradan çıkıyoruz, bilgisayara geçiyoruz arkadaşlar. Burada işimiz bitiyor. Cat 5 kablo, Cat 5 kablo. Cat. Kablonun 3 metre olması lazım. Benim bildiğim. Yok. 2 metre olur mu? 1 metre. Modemle Xbox'ın arasında olsun yeter. Ya şey FX bir kullanımda çalıştırıyoruz. Ben tab sürüm kullanamadığım için demo sürümünü kullanıyorum. Burada kabul ediyorum diyoruz arkadaşlar. Burada bağlantıya geçmek için şurada siteler var. Siteler diyoruz. Buradan site yöneticisi diyoruz. Buraya site adı, ben Joinops 8 yazdım. İki tane makine var bende. Biri Joinops 8'li makine, diğeri başka makine. Bunun bağlantıları var. Buraya işte adres kısmına Xbox'ın IP'sini yazıyoruz. 192.168.06 kullanıcı adı Xbox, parola Xbox, uzak yolu tekrar 192.168.06 yapıyoruz arkadaşlar. İkisi de aynı oldu ama uzak yoluyla. Olsun. O şekilde oluyor zaten. Bundan önce ağ paylaşım merkezine giriyoruz arkadaşlar. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştire giriyoruz. Buradan internetimizin üstüne sağ tıklayıp özelliklere giriyoruz. Buradan şu satırı seçiyoruz. İnternet protokolü sürüm 4 yazan yer. TCP, IP, V4 yazıyor. Buna bir kere tıklıyoruz sol tuşla. Özellikleri seçiyoruz. Buradan aşağıdaki IP adresini kullan diyoruz. Şimdi bu kısma giriyoruz arkadaşlar. 198, 192 değil mi? Evet. 192, 168.
92 168 01. IP adresimiz yok. Şuraya boş bir yere tıkladığın zaman bu alt ağ maddesini kendi dolduruyor. Buraya da 192 168 0 6 yapıyoruz. Xbox'ımızın varsayılan ağ bağlantısı diyoruz. Tamam, tercih edin ağ onlar 884 onlar. Onlar DNS ayarları. O mesela bazı yasaklı siteler var. Açmıyor mesela. Onlar açması için o DNS ayarları önemli. Oraları ayarlamasak da olur yani, elemesek. Ya oraları elemeseniz olur da. Hı. Çünkü şeyle bağlantı alakası yok. O internetle alakalı bir şey. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. FXP programımıza geri geliyoruz. Bu arada bilgisayarın sistemi Windows 7'dir. Windows 7. Evet. Olsun. Bu ayarları bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar bağlan diyoruz. Gördüğünüz gibi. Parola Xbox olacak. Küçük harflerle haberiniz olsun. Xbox. Aynen bu şekilde. Burada genelde Xbox'da emülatörler F'de bulunur. Hani bu yükleme göre değişebilir mesela. Burada Joinas var, Games var. Hangi klasörü atacaksanız. Burada emülatörler var, yine game oyunlar var. Sağ tarafta Xbox, sol taraf bilgisayarımız. Buradan da atacağım dosya nerede diyelim. Masa üstüne. Masa üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Ultra Puzzle Bubble atacağım mesela. Bunu nereye atayım? Şu F'de Games'in içine atacağım. Orada yok mu aynısı? Ha, yok, Beysel'de yoktu zaten. Ha, tamam, at onu. Burayı seçtikten sonra şurada seçilen aktar var. Ya da çokla bakıyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Kuyruğu al diyorsunuz. Kuyruğu aldıktan sonra şurada kuyruğu aktar diye tuş var. Bu şekilde de gönderebiliyorsunuz. Hangi tuş? Şu. Hani pause var, play tuşu var. He. Şöyle yapıyor mesela, kuyruğu al mesela. Kuyruğu aldık. Klasör için taş mı diyoruz? Bunu bilgisayardan yapmıyor galiba. Şimdi buradan seçerken kuyruğu al. Gördüğünüz gibi buraya attı. Bu şekilde yapalım. Burada kuyruğu aktar dediğinizde onu gönderir bu şekilde. Şey yok da yapıyor. Tutup atabiliyorsunuz öyle. Evet, tutup taşıma yöntemi de yapıyor da onu ben tavsiye etmiyorum. Bir tane atıyorsun, diğerine izin vermiyor bazen. He. Atacağını mesela oyunlar sıralıysa bir tane seçip buradan yukarı tuşuna basıp kaydalarak da hepsini seçip gönderebiliyorsunuz. Evet. Attı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isteme tamamlandı, kuyruğu tamamladı. Bu şekilde burada atacağımız başka şey, Xbox'tan bu program at oraya. Benim attığım programı, Xbox klasörü var ya. Neredeydi o? Aşağıda. Ultra fazlalı babanın yanında. Neyi atacağız bunu? Mesela Xbox... bu seninki, bu değil, bu değil. Yok. Geri gel. Aşağı bakalım. Yeni klasörü de mi açmıştık? Xbox'ı içine attım lan. Yok. Program. Aynen, buradan. Buradan da geri geliyoruz. Mesela oyunun içine atmamak lazım. Şey atarız. Bunun programları aynı klasördeydi. G'ye gel. G'de yok. F'ye gel. F'de. O zaman onu program klasörü açacaksın. Yoksa F'de. Ha, E'deymiş. Apps var burada. Xbox Emu Station at mesela. Onu at onu. Şunu mu at? Onu at. Ondan sonra Emu Station atabilirsin. Dediğim gibi ikisini seçtik. XBMC 4'te yukarıdaki aynı mı? 3.5. O alabiliyor, onu da atabilirsin. Fark etmez. Evet. Bir de şey seç. GameShark. Oyun şeyi. Hilesi. Yukarıda GameShark. Onu sonra şey yaparız. Neyse, fark etmez. Buradan 3'ünü seçtim. Gönder dedik. E yapıyor. Evet. Çay var mı kurban? Çay önünde kurban. Senin de var.
Aynen. Ben her zaman bir çay bardağı yap. İnce belli. Biliyor musun reklamı? Yok. Reklam vardı. Sana getirip yazar YouTube'dan. Ben her zaman bir çay bardağı yap. Elleri alıyor bardağı. Kıtlama içiyor. Erzurum kıtlaması. Kıtlama içiyor. Eski Türkcell reklamı mıydı? Vodafone mu? Türkcell olabilir. Arkadaş bana bir bilgi yapmış. Acaba sana atacaktım da. Evet. Aslında atmadım ama çok şey ya. Gece gece çok güldüm ya. Adım mı? Bekliyor. Tamam. Ben bir bilgi açamıyor. Çıkarıyorum. Kime söylüyorum? Benim söylüyorum. Tamam, anlamadım. Anlamadım ama aklıma verdi buna. Öyle şarkı mı söyledin ya? Bu an aklıma da gecem gözem yaş geldi gül gül böyle. Erzurum gibi o da. Ben Erzurum'un çay bardağı yam. O ne yapmadı? İşte. Bir şey yapmadı. Üç tane. Skinle bakmadı ne? Hata verdi. Nev skin. XBMC 4. Tamam, olabilir. Bir şey yaratmamış. Neyse o skinler zaten var orada. Ya da ara kırmızı çıkıyor atmadı da. Niye atmadı ki? Bazen oluyor ya. İçinde şey mi var? Zipli dosyam var. Olabilir de. 4 GB'den büyükse atmıyor. Yok, zipli, rarlı. 4 GB'den büyük dosyalar atmaz. Ben yalan bu şey, bütün zip var, oyunlar var. Buna neden çıktı? O şey ya, o XBMC emülatör, emülasyon programı, güzel bir program ya. Bakarız. Emulation. Emülan mı içinde? Güzel ya. Emülatör mü? Emülatör var yani içinde. Emülatörle içine oynayabilirsin ya. Ya XBMC'nin emülatörlüsü gibi. Öyle bir şey. Bu olursa öyle. Bir ufak tefek iş. 30 tane var üstünde. 810 MB. 810 MB. 21.6 GB diyor Kenan. Ha bu boş diyor. O boş, senin bilgisayara boş yer var. Muro Başkan. Şeref Ağa. Seçilen dosya da 130 dosya diyor. 0-130 toplam. Ha, boş. Şey, boş değil mi? Ya böyle bir şey. Niye atmadı ya? XBMC 4. Bazen oluyor ya. Programı da hata veriyor bazen. XBMC'ye çok uğraştık ya. Zaman bilmiyorduk ya, daha bağlayamıyorduk falan FTP'e. Ama nereden bilen o ayarları değişiyormuşuz, bilmem neymiş. Biz direkt bağladık şey, görecek. Öyle zannediyorduk. He. Ya da nasıl bir görünme, takıyordum bir şey kabloyu. Ben ama internet kablosu takıyordum ben. İlk zamanlar. He. Sonra gitti şeye, işte baktım FTP'ye falan. Onu çözdük. Sıra şeyi bir IP numara falan değişmeyi bilmiyorum. Lan dedim, nereye yazıyordum, nasıl yapıyordum? İnternet kablosu görmüyor muydu? Yok görmüyor, kötü olmasın ama. Vay terbiyesiz var. Aa, 60 herhalde. 3 dosya başarısız. 3 dosya başarısız. He. Attırım, tamamlandı. 1.26 GB atmış. Ama kuyrukta şey yok. He, atmamışlar mı? Hangi yeme atmış oraya? 3 dosya başarısız diyor. Neo atmış, G'ymiş. Trainer. Neyse, şey, hangisini atlıyorsun sen? Gemşark. Nerede o? Şu. Ha. Bunu seçip yukarıdan dedik, gönder. Onu da atıp kapatırız şey. Belki de o girer bu hata böyle, bu kutusunda kırmızı. Yok, orada hata vermiyor. Gönder diyor, gönder. Attı. Evet. Trainers ne? Şey, hileler. Ha, onu da atalım. Tamam, at.
Veysel'de yoktu o. Evet. Alttaki trainers 3800 tane. Nereye atıyoruz onu? Onu da bir şey APP'si şey. Alttan görüyor muyuz onu? Evet. Ya da dur bakayım F'ye atalım onu. Olur. Yani oraya atma. O normal bir şey hilesi. Oyun hilesi. Emotörün içine atma. Normal. Emotörün içine atmayacağım. F'nin içine atabilirsin direkt. İşte F'ye atacağım buraya. Şu F'yi seçip. Hangisi şu değil mi? O aşağıda da şimdi. Aşağıda da. Şurada mı? İkisini de seçin. 3 milyon sen. Evet. Bunu mu atayım? İkisini de. Gerek var mı ki sana? Seç ya dursun. O ne ya? Ne bileyim bir şey çalışıyor. Ben Erzurum'a bir çay bardağıyım kardeş. Kardeş ne demek ulan? Çay içecek mi kardeş? Yok kahve içtim ben. Cappuccino içtim herhalde. Latte aldım. Mahmut kahve mi içtin Mahmut? Mahmut kahve. Mahmut. Öyle Mehmet ne edersin? Ne iç normal yaz kızım. Ben şu topla çimento. Ne diyeyim Mahmut mu diyeyim? Ne diyeyim mesela? Şakir değil Mahmut diyeyim. Şakir'e çel yok, Şakir. Sene 2020. Eylül. Bir cumartesi günü. Saat 9'a 10 kala. 19 Eylül. Asi kadın evinde. Aynen. Arkaydı rapper'la birlikte. Ortam uygun. Bir dosya kalsın başarısız diyor. Allah Allah. Orada çıkmadı bak ama. Bu da enteresan. Ya Veysel'in makine dendik ondan. Yani. Tamam bu bitmiştir. Tamamdır. Kapatayım. Şey çıkmayı göster oradan. Bağlantı kesmeyi göster. Evet. Şuradan tıkladığı zaman bağlantıyı kesiyoruz. Evet. Oturum kapaktan da çıkabilirsiniz. Çamdan da kapat. Çıkabilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Sıkıntı yok. Okey. Bizi izlemeye devam edin. Lütfen. Abone getirin. Abone olun. Yorum yazın. Paylaşın. Barınak basın. Bay bay. Yeah. Şimdi